30 Mayıs 2023 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve âmilus sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azîm. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, bu hafta fütühat sohbetimiz 227. sayfa, 7. cilt, 17. cilt, 227. sayfadan devam ediyoruz. Konu uzun olduğu için böyle parça parça okuyoruz dedik. Tek bir ayrı ayrı konu başlığımız yok artık. Bir konu başlığı içerisinde uzunca bir müddet böyle devam edecek. Daha önceki sohbetimizde de hatırlattık. Bu okuyacağımız bölümler birer paragraf birer paragraf. Fütühatın en başından itibaren aldığı, işlediği konuların özeti mahiyetinde ama çoğu alanları rumuzlu bir şekilde ifade etmiş. Dolayısıyla biz de buradan her bir paragrafı okuduğumuzda o paragraftan konuyla alakalı fütühatın birinci cildi de elimizde, elimizin altında. Oradan da hangi konuyu işlemiş orada kısaca özetleyerek devam edeceğiz. Dediğimiz gibi bu konuyla alakalı bu paragrafı işlediğimizde tamamen paragrafın mahiyetini, derinlemesine, veçelerini açmamız mümkün değil. Açmış olmamız demek, fütühatın birinci cildinde geçen o konuyu tekrar etmek demek olur. Dolayısıyla bu konuların daha detaylı öğrenmek isteyen kardeşlerimiz, konu başlığında geçtiği gibi o ilgili konuyu fütühattan, geçmişteki sohbetlerimizden bularak tekrar dinleyebilirler ya da fütühatın ilgili cildini açıp o konuyu okuyarak konuya daha hakim olabilirler. Bunu da hatırlatarak devam ediyoruz. Bunlardan birisi de 9. bölümden iç içe giren şeylerin ve karışımların sırrıdır. Evet, bir şiirimiz var. Yakarken ateş ışık gibidir, görülen budur. Bu iş nedeniyle efendiye kulluk edilir. Hepsi yakın ona, hepsi yakındır onunla. Her gelen işte hüküm vermek onun işi. İlk cömert bağ gibidir. Emir verdiğinde direnmiştir. Yasağı ilk ihlal eden, yasak koyan kendi sınırında durmayandır. Uzlaşmada ayrılık ve muhalefet adettir. Seven ile buğz edenin kim olduğu bilinsin diye zıttı izhar etmiştir. Kendini bedbaht edecek işlerde arzunun emrine bağlanır, sakındığı haller kendisine yerleşir. Böyle biri değersiz ahlaka uyar, hidayetle ters düşen işler yapar fakat başıboş bırakılmaz. Korkuyla nitelenmesine rağmen işlerinde korkuyla hareket etmez. Onlardan biri itaat etmek üzere Rabbine yöneldiğinde daha önce kimsenin çalmadığı saadet kapısını çalmış olur. Böyle birinin görme gücü ve duyma gücü haktır. Kendi duyarsa kulak verir, ona duyurulursa susar. Evet, bu paragrafta bunu ifade etti. 9. bölümde geçen konuyla alakalı. İç içe giren şeylerin ve karışımların sırrıdır dedi. 9. bölümde ne anlatmıştı? Hemen elimizin altında fütühatın 1. cildinde 9. bölümü açtık. 373. elimdeki kitapta 373. sayfadan başlıyor. Ateşten yaratılmış ruhların varlığının bilinmesi konu başlığıyla anlatmıştı. Dolayısıyla burada cinleri, melekleri ve insanın yaratılışını anlattı bu 9. bölümde. Evet, cinleri, melekleri ve insanların yaratılışını anlatmış oldu. Cinler havayla karışık. Ateşten yarattı, cinleri havayla karışık ateşten yarattı buyruluyor ayet-i kerimede. Yine sahih bir hadiste Allah melekleri nurdan, cinleri ateşten, insanı ise size söylenen şeyden yarattı buyurulmakta. Hazreti Peygamber'in insanın yaratılışı hakkında size söylenen deyip meleklerin ve cinlerin yaratılışı hakkında belirttiğine benzer bir şey söylemeyiş özetleme amacı taşır diyor. Evet, burada cinler dumansız ateş, ateş unsuru ağırlıklıdır cinlerin yaratılışında. Biliyorsunuz 4 unsurdan yaratılmıştır varlıklar. Cinler, melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Nur. Cinler ateş unsurundan yani nardan yaratılmış varlıklardır.
Bundan dolayı Hazreti Adem'in yaratılışı ağırlıklı olan unsur toprak olduğundan toprak ve su. Cinlerin yaratılışında ateş ve hava. Ama ağırlıklı olan ateş, insanın yaratılışında toprak ve su, ağırlıklı olan toprak. En nihayetinde tabii ki bu dört unsur da var insanda. Ama ağırlıklı olarak yaratılışında toprak ve su unsurlarından yaratılmıştır. Azazil, yani iblis, sonradan iblis, şeytan denildi. Emre asi gelip secde etmediği için Hazreti Adem'e. Cinler ateş unsurundan yaratılmış olması hasebiyle Hazreti Adem yaratıldığında cesedine baktığında o topraktan yaratılmış. Dolayısıyla ben ateş unsurundan, ateşten yaratıldım. Ben ondan üstünüm dedi. Unsuri olarak ateş diğer unsurlardan üstündür. Doğru. Burada yanıldı. Şeytan da burada yanıldı. Ben ondan üstünüm dedi. Halbuki sadece unsuri yaratılış bağlamında baktı meseleye. Halbuki Hazreti Adem'in hakikatine bakamadı. Hazreti Adem hakikatinde halifelik özelliğiyle yaratılmıştı. Oradaki üstünlüğünü anlayamadı. Ondan dolayı da Allah-u Teala'nın secde emrine muhalefet etti, direndi, secde etmedi. İlk yaratılışta dediğimiz gibi bu birinci ciltte bütün ilk yaratılıştan itibaren alıp konuyu izah ediyor. Önce Allah-u Teala melekleri halk edip sonra unsuru halk etmiş. Dört unsuru yaratmış. Duman, sabit gezegenler feleği, gezegenler, burçlar, bunlar yaratılıyor. En nihayetinde dünya. Sonra dünyanın üzerinde sadece madenler varken, dünya bir ateş topu iken, soğumaya başlamasıyla birlikte, suyun gelişiyle, hayat kaynağı oluşmasıyla birlikte bitkiler en nihayetinde. Ondan sonra hayvanat, hayvanlar yaratılıyor. En son olarak da Allah-u Teala yaratmanın, türlerde yaratmanın son türü olarak da insanı, Hazreti Adem'i yaratmış oluyor. Burada işlenen konular bunlar. Unsuru yaratılış olarak insanın özellikleri işleniyor bu konuda. Sonra cinlerin ateş unsuru olması itibariyle işte ezme, büyüklenme, üstün olma duygusunun hakim olduğunu ifade ediyor. İşte şeytanın da bu sebeple ateş unsurunun da kendisinde baskın olması sebebiyle büyüklenme gösterip Hazreti Adem'e karşı kendini daha büyük addetmesi, böyle görmesi neticesi emre uymuyor, secde etmemiş oluyor. Secde etmeyerek de Allah'ın lanetine uğrayıp kovulmuş oluyor. Evet, bu konular işleniyor. Konulara bakıyorum. Cinlerin insandan, Hazreti Adem'in yaratılışından 60 bin sene evvel yaratıldığını ifade ediyor İbn Arabi Hazretleri burada. Evet, Hazreti Adem'in yaratılışından 60 bin sene evvel cinler yaratılmış. Cinler de aynı Hazreti Adem'in yaratılışı, yaratılıp ondan sonra Hazreti Havva'nın yaratılışıyla ve onlardan Ademoğullarının türemesinde olduğu gibi cinlerde de cinlerin babası hükmünde bir cin Allah-u Teala yaratıyor, halk ediyor ve cinler de ondan çoğalmış oluyor. Bu çoğalma hususunda farklı İslam alimlerinin farklı görüşlerini olduğunu ifade ediyor. Burada onları da yazmış nasıl olduğunu. Hatta cinlerin babasının bizde Hazreti Adem, sonra ondan bir dişi yaratıldı Hazreti Havva ve bunlardan çoğaldı zürriyeti. Cinlerde ise yine bir bakış açısıyla cinlerde ise bir cinlerin babası yaratıldığını, ancak onun her iki cinsel organı da bulunması hasebiyle kendinden zürriyetinin çoğalarak çıktığını cinlerin ifade ediyor. Cinlerin beslenmesi konusunu ele almış burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinde belirttiği gibi kemikler cin kardeşlerinizin gıdasıdır. Evet, burada kemikten beslenildiğini, hava unsuru cihetiyle beslenmenin olduğunu ifade ediyor. Yani bir nevi koklamak. Nasıl ki biz bir şeyi kokluyoruz, işte cinler de bir koklamak yoluyla o gıdalarını alıyorlar o kemiklerden. Bu şekilde gıdalandıklarını
karınlarını doyurduklarını ifade etmiş oluyor. Cinlerde cinsel ilişkinin havanın birbirine geçişiyle oluştuğunu, bu şekilde de çoğaldıklarını ifade ediyor. İnsanlar gibi kabile kabile aşiretleri olduğunu, bu şekilde yaşadıklarını ifade ediyor. Nihayetinde cinlerin de tabii belli bir evleri, harabe evleri, mesken tutanlar vardır. Nehir kenarlarını mesken tutanlar vardır. Dağları mesken tutanlar vardır. Çölleri mesken tutanlar vardır. Ovaları mesken tutanlar vardır. Böyle onlar da farklı farklı yerleri mesken tutarak kabileler şeklinde yaşarlar. Aşiretler şeklinde yaşarlar. Latif varlıklardır. Latif varlıklar olmaları hasebiyle sureten farklı suretlere girebilirler. Bunları anlatıyor, ifade ediyor. Farklı suretlere bürünebilirler, kesifleşebilirler. Kesifleşerek bir insana gözükebilecekleri gibi, kesifleştikleri takdirde insan ona temas eder, dokunabilir. Kesifleşmeden sadece ruhani varlıklar olarak bir sureten gözükmek istedikleri insanın beynine etki göndererek o şekilde sadece o insana ya da bir grup insana gözükebilirler. Bu durumda kesifleşmiş değillerdir. Yani elle temas etmek, tutmak mümkün değildir onları. Ama gözükmek istediği insana bedenlenmiş olarak gözükebilirler. Cinlerin de böyle bir özellikleri de vardır. Kesifleştikleri zaman onların dezavantajıdır. Yani kesifleşip bir bedenle cisimlenerek gözükürlerse insanlar rahatlıkla tutabilir, dokunabilir. İnsanlar karşısında kuvvetli değillerdir. Fiziki kuvvet açısından. Ama insanların beynini etkilemek açısından kuvvetlidirler. Belli bir korunması olmayan insanları tesir ederler, etkilerler. Cinler beyni komuta ederler. İstedikleri şekilde impuls gönderirler ve kişiyi yönlendirebilirler. Telkinde bulunabilirler. İstediklerini bu manada yaptırabilirler. Onun için de zaten günümüzde birçok insanın problemi, günümüzdeki hastalık dediğimiz işte psikolojik rahatsızlıkların kaynağı da aslında cin kaynaklıdır. Cinler tarafından temas edilen insanlarda o bozuklukların, psikolojik rahatsızlıkların görüldüğü bilinir. Dolayısıyla bu tür rahatsızlıklarla mücadelede cinleri bertaraf etmek için, kendisine tesir verememek adına çalışmalar yapılması gerekir. Korunmaya yönelik ve cinlerin o temasından kurtulmaya yönelik bir takım manevi çalışma okunması gereken şeylerin okunarak tedbirlerin alınması gerekir. Evet, cinlerin yaratılışıyla alakalı ifadelerini yaptıktan sonra şeytanı anlatıyor burada yine konumuzda. Bahsettiğimiz gibi 9. bölümde yer alan yaratılışta cin, özellikle cinler konusu, melek ve insanın yaratılışla alakalı mevzuları işlemiş oldu. Şimdi 10. bölüme geçiyoruz. Bunlardan birisi de 10. bölümden gizlilik ve zuhurda nurun sırrıdır. Güneş nuru ile güneşi izhar edicidir. O hükmü ateş olan bir nur. Amcasının kardeşi ibadet eder ona sadece. Kalpte eserleri ortaya çıkar. Nurlar aydınlık saçınca aydınlık olmuş. Varlıklar birbirinden ayrışmış ve parçalanmış. İşaretler, ibareleri ve sözleri gereksiz hale getirir. Onların bir kısmı hayrete düşürür ve bu nedenle düşürmüş, bir kısmı ise hüküm vericidir ve hüküm vermiştir. Her varlığın belli bir makamı ve belirlenmiş bir sınırı vardır. Bir kısmı remiz, bir kısmı mevhumdur. Yani bir kısmı remiz, gizli mana içerir, bir kısmı mevhum kavramlardır. Onlar nefislerini diledikleri yere yönlendirirler, diledikleri her surete girerler. Onlar demirciler ve perdedarlardır. Zuhur ve perde onlara aittir. Bu şaşılacak bir iştir. Onlar çok tekbir getirirler, divana kurulurlar, en yüce makam onlarındır. Onların Allah ile içimizden alimlerin arasındaki menzilleri berzahtır. Onların arasından nesep ve nispet sahipleri, fikir erbabına göre insanlar arasından halife olanlardır. Nazari gücünü
hakkıyla kullanıp da keşif ve ibret alınacak bağlamlarda haberin getirdiklerine iman eden biri bu durumu bilir. Akıllar salt kendi delilleri bakımından öyle bir bilgiyi idrak edemeyecek kadar acizdir. Bunun nedeni anlayış gözündeki körlüktür. Evet, 10. bölümde neleri işlemiş? Yine Fütuhat'ın 1. cildinde burada rumuzla, remizle bahsettiği konuda 1. bölümde geçen konular şunlar. Konu başlığı mülk, devri ve ondan ilk ayrılanın bilinmesi. Dedi ya burada nurlardır, nurlar zuhura getirir dedi. Kimisini hayrete düşürür, kimisine hüküm vericidir, hüküm vermiştir dedi. Mülk devri onda ve onda ilk ayrılanın bilinmesi. Yine konu başlığı devam ediyor. Onda ilk meydana gelen ve ondan ayrılan ilk şey, ondan ayrılan ilk şeyin yeri neyle dolmuştur? Hükümdarı gelene kadar Allah'ın bu memleketi hazırlaması. Fetret dönemi olan Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki alemin mertebesi nedir? Diyerek 10. bölümde bunları anlatmış. Burada esas olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ele alıyor. Aslında daha önceki sohbetlerimizde bahsettiğimiz gibi varoluşta, varlık alemine çıkışta ilk yaratılan şey hakikati Muhammediye, nuru Muhammediye dediğimiz öz, cevherdir. Ve bütün yaratılmış her şey alemde ondan yaratılmıştır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Adem su ve toprak arasında iken ben peygamber idim buyuruyor. Nebi idim buyuruyor. Resulullah Efendimiz ilk yaratılmış olması hasebiyle, yani hakikati Muhammediye cihetiyle. Dolayısıyla ilk peygamber, ilk nebi Resulullah Efendimiz'dir. Ama beşer olarak insanların arasında dünya alemine teşrifi cihetiyle bakıldığı zaman meseleye, tabii ki en son nebi olarak, en son peygamber olarak dünyaya teşrif etmiştir. Ama hakikati itibariyle ilk peygamberdir. Bu bakışla baktığımızda yine Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri der ki, Hazreti Adem'den bu yana gelmiş olan bütün peygamberler feyzini, füyüzatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den alırlar, almışlardır. Bu bağlamda bütün şeriatlar Resulullah Efendimiz'in şeriatıdır. Çünkü feyizlerini Resulullah Efendimiz'den aldıklarına göre, Hazreti Adem'den bu yana gelen bütün peygamberler, dolayısıyla onların getirdiği şeriatlar, şeriat getiren peygamberlerin bütün şeriatları da Resulullah Efendimiz'in şeriatıdır. En nihayetinde Resulullah Efendimiz'in dünyaya teşrifiyle birlikte kendisine has ve bütün önceki şeriatların hükmünü kaldıran bir şeriat geldi. Ve artık ondan sonra kıyamete kadar o şeriat bakidir. Onun o şeriatla muamele yapılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelen şeriatla. Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere göre. Evet, burada bütün peygamberlerde Peygamber Efendimiz'in elçileri hükmündedir. Bütün peygamberler Peygamber Efendimiz'in aynadaki yansıması hükmündedir. Bunları ifade ediyor. Ve Resulullah Efendimiz manevi olarak bütün gelmiş peygamberler ile birlikte olduğunu ifade ediyor ki az önce söyledik. Onun feyzinden feyz alırlar. Yani şöyle diyelim, Allah-u Teala'dan gelen feyz nur-u Muhammedi, hakikati Muhammediye, hakikati cihetiyle önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuraniyetine, ruhaniyetine gelir, akar. Oradan ondan sonra diğer peygamberlere gelir. Sırasıyla hangi peygamber bu dünyada yaşamışsa o da aslında Resulullah Efendimizin nuraniyetinden, ruhaniyetinden aldığı tesir ile Allah'tan aldığı emri bu şekilde oradaki bir trafo gibi düşünün Resulullah Efendimiz'i. O trafodan geçişle diğer peygamberlere geçmiştir. Böyle bir inceliği de vardır. Dolayısıyla bu durumda Peygamber Efendimiz'in vekili ve naibi konumundadır diğer peygamberler. Nasıl ki her şeyin bir başı olması, bir üstün olan, baş konumunda olan ya da hatem, mühür bağlamında bakıldığı zaman bütün peygamberlerin de başı, reisi, hatemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Meseleye böyle bakmak lazım. Her şeyin, yaratılmış olan türlerde her şeyin bir başı vardır. Bir efendisi vardır. Resulullah Efendimiz de bu bağlamda
gelmiş bütün peygamberlerin de bu bağlamda efendisidir, insanların efendisidir. Nasıl ki günlerin efendisi Cuma, ayların efendisi Ramazan, devirlerin efendisi Resulullah Efendimizin yaşadığı saadet devri olduğu gibi, işte madenlerin efendisi altın olduğu gibi, bu şekilde her şeyin bir efendisi vardır. Bunları da böyle ifade edelim. Bunları işliyor. Evet, Resulullah Efendimizin bu hakikatini ifade ediyor. Bu konularda. Yaratılışta dört çeşit, insanın yaratılışında dört çeşit bir yaratmadan bahsediyor. Bir, Hazreti Adem'in yaratılışı. İki, Hazreti Adem'den Hazreti Havva'nın yaratılışı. Üç, Hazreti Meryem'den Hazreti İsa'nın yaratılışı. Üçüncü tür. Dördüncü tür de Adem oğullarının yaratılışı. Evet, bu dört tür yaratılışın dışında başka bir yaratılış şekli yoktur diyor. Hazreti Adem'in yaratılışıyla birlikte Hazreti Adem'den Hazreti Havva'nın yaratılmasıyla Hazreti Havva'nın Hazreti Adem'e meyli, bunlar işleniyor. Erkek ve kadının birbirine meyli, birbirine sevdirilmesi arzusu, bu konular işleniyor ve nihayetinde zürriyetinin açığa çıkması konuları ifade edilmiş oluyor. Evet. Kısaca özetlersek bu bölümde de bunlar anlatılıyor. Bunlardan birisi de 11. bölümden nikahla gerçekleşen açılmanın ve başlangıcın sırrıdır. Yine bir şiir. Varlıkta bir kapıyım ben. Üzerinde bir kilit var. Bir açıdan güvey benim. Bir açıdan da gelin. Söyleyenin sözü dinleyende nikahtır. Evet, söz söyleyenin sözü dinleyende nikahtır. Bu itibarla söylenen dinleyenden meydana gelenin aynıdır. Bu durumda lambanın görünmesi gibi ortaya çıkar. Teveccüh sözün sebebi olduğu gibi zuhur eden mahalde belirlenmiş yaratılışın sebebidir. Bu yaratmanın gayesi batın olanın zuhur edene yerleşmesidir. Evet, yaratmadaki gaye batın olanın zuhur edene yerleşmesidir. Bu nikah mana ile duyu, bileşik olan varlık ile nefs arasında gerçekleşen nikahtır. Bu sayede kesif ve latif olan bir araya gelir. Temyiz ve tarif gerçekleşir. Manaların terkibi harflerin terkibinden farklı olsa bile bu durum marifet ile maruf, yani bilinenin farklılığına benzer. Sonra nikah işi başlangıç ve açılış makamından ruhlar makamına, yüce menzillerden tabiattaki nikahtan ortaya çıkan mertebelere, meleklerin evlerinden meleklerin varlığı için feleklerin nikahına doğru iner. Aslında bütün alemde oluş nikah diye addedilen bir durumla açığa çıkmaktadır. Yani bir edilgen yani dişi ve bir etken yani erkek. Etken edilgene etki ederek mahsulü ortaya çıkarmakta. Bütün alemdeki oluş da bu şekilde işliyor aslında. Bütün alemde. Bunun yanı sıra zamanların hareketlerinden rükünlerin nikahına, rükünlerin hareketlerinden en sonuncusu insan cismi olan türeyenlerin zuhuruna kadar ulaşır. Sonra şahıslar ve bireyler ortaya çıkar. Demek ki nikah, yani yeni bir ürün ortaya çıkartmak için birleşme, sabit ve yerleşik, sürekli ve daimidir. Evet, burada bu bölümde nikah meselesiyle, bakış açısıyla bütün varoluşun, alemdeki varoluşun etken ve edilgenler aracılığıyla zuhura gelen şeylerle varoluşun açığa çıktığını ifade ediyor. Evet, şimdi Fütühat'ın ilgili bölümünden, birinci cildinden oraya baktığımızda 11. bölüme
Konu başlığı etkin babalarımızın ve edilgen analarımızın bilinmesi. Başlığı altında işlemiş Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bunu. Bu bağlamda aslında bir cihetten manevi anlamı itibarıyla, bir cihetten babamız hükmünde, yani bütün alemin varoluşunda, varlık diye nitelediğimiz her şeyin varoluşunda baba hükmünde olan şey hakikati Muhammediye'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakikatidir. Nuru Muhammediye. O baba hükmündedir. Çünkü onun etkisiyle açığa çıkmaktadır. Her şey var olmaktadır. Bu ifadeleri işliyor. Ruhları baba olarak kabul edersek diyor, tabiatları ise başkalaşma ve değişmelere mahalli olduğu için ana diyebiliriz. Böyle niteleyebiliriz diyor. Ruhların unsurlara yönelmesiyle, ki onlar başkalaşma ve dönüşmeye konu olan unsurlardır, onlarda ürünler ortaya çıkar diyor. Söz konusu ürünler, madenler, bitkiler, hayvanlar ve cinlerdir. İnsan ise bu ürünlerin en yetkinidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Efendimiz'e Cevami'ül Kelim verilmiştir. Evet, burada dört unsur hakikati ile evlenmedeki şeriatın dört ile sınırlamış olmasını bağlantılandırıyor. Evet, unsurları işlemiş. Burada toprak, hava, su, ateş unsurlarının etkileşimlerini detaylıca işliyor. İlk nikah, var olmayı emretme sözüyle mümkünün hakikatine yönelmektir. İlk oğul belirttiğimiz söz konusu şeyliğin var olmasıdır diyor. Evet, mesela burada da oğul sözü, o sözü işitenin, burada dişi hükmüne giriyor sözü işiten ve olup olması, açığa çıkması da, bu da ilk oğul, yani meyvesi. Nikahın meyvesi manasında tasvir ediyor. Tümel akıl, tümel nefs cihetiyle meseleye bakmış. Burada da erkek etken bağlamında aklı ele alıyor ve aynı zamanda bu yüce kalemdir. Akıl, kalem. Bu şekilde ifade ediyor. Edilgen bağlamında, dişi bağlamında da levhayı esas alıyor ve Allah'ın emriyle kalem levhaya yazdı. Yani erkek dişiye nikah akdiyle birleşme hasıl olmuş oldu ve ondan sonra da açığa çıkanlar, levhada yazılanlar da işte açığa çıkanlar oluyor. Bu bağlamda konuyu böyle özetlemiş. Yaz denildi ve yazdı. Levhaya da bütün kalem levhaya yazılması gerekeni, Allah'ın murat ettiğini yazmış oldu. Korunmuş levhada iki nitelik yarattı diyor Allah-u Teala. Bilgi ve eylem. Evet. Bilgi ve eylem. Nihayetinde levhada yazılanlar da ondan sonra zuhur etmiş oluyor. Açığa çıkmış oluyor. Allah'ın takdir ettiği zamanın işleyişiyle birlikte bu şekilde açığa çıkmış oluyor. Evet, bu konuları böyle işliyor. Ve nihayetinde bu oluşu da zaman faktörünü de ifade etmiş. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bütün bu oluş Allah'ın zamanı yaratmasıyla eddeir. Allah-u Teala'nın isimlerinden bir isimdir zaman. Çünkü zaman oluşuyla ancak bu varlıkların Allah'ın takdir ettiği bir sırayla hikmete binaen açığa çıkmaları söz konusu. Eğer bu zaman mevzusu olmasaydı bunların açığa çıkmaları da olmazdı. Çünkü zaman onların açığa çıkmasının sıralamasını koymuş oluyor. Allah'ın takdir ettiği şeylerin açığa çıkmasının, zuhura gelişinin sıralanışını zaman sağlıyor yani. Sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk, bunlardan da bahsediyor bu oluşta. En nihayetinde bu konuyu da böylece ele almış oluyor. Kaçıncı bölümde? 11. bölümde. Dediğim gibi özetleyerek geçmek zorundayız. Çok detaylara giremiyoruz. Detaya girersek tekrar kitabın birinci fütühatın birinci cildinden başlamış gibi olmamız gerekir. İbn Arabi Hazretleri burada özetlemiş. Mecburen bu kitabı okurken biz de buradan özetleme mahiyetinde hatırlatma yaparak da gidelim istiyoruz. Evet, şimdi 11. bölümü işledik. 12. bölüme geçiyoruz, değil mi? Bunlardan birisi de 12. bölümden döngü ve devir ile divan üzerinde kurulmanın sırrıdır. Döngü, devir ve divan üzerinde kurulmanın sırrı. Yine bir şiir var.
Emirle divan üzerine kurulduk ve istiva ettik. O bir devir. Devir varlığı kuşatır. Bizimle işler döndü, hayrete düştü. Onun mertebesini elde ettiğimizde. Deir, kalbin dönüşmesidir. Ve bu nedenle suretten surete girerek kalp başkalaşır. Türden türe girer. İbn Arabi Hazretleri kalp denilmesinin bu kelimeye yüklediği mana neden kalp denilmiş? Dönüşen, suretten surete giren manalarına geldiği için kalp denilmiş. Zamanın dönüşü olmasaydı varlıklar ortaya çıkmazdı. Evet, burada da yine bahsetti bakın. Zamanın bir zaman döngüsü olmasa varlıklar ortaya çıkmazdı. Gece ile gündüz olmasaydı zamanda var olmak mümkün olmazdı. Asılların hükmü mevsimlerin tekrarlanmasıyla devam ederken dünyada ve selam yurdunda nimetler böyle ortaya çıkar. Serir ve divan dönmüştür. Bunun nedeni tafsil ve tedbir bilgisinin bütün var olanları ihata etmesini sağlamaktır. Evet, tafsil ve tedbir bilgisi bütün var olanları ihata etmiştir, kuşatmıştır. Böylece, yani bir daire, burada her şeyin dairesel olduğunu, ilk Allah-u Teala'nın yarattığı şeylerden, şekillerden, ilk yaratılan şeklin daire olduğunu da ifade etmişti İbn Arabi Hazretleri. Aslında bu oluş da bir dairesel, bir döngüden ibarettir, bütün oluş. İnsanın tüm hayatı da yine dairesel döngüden ibarettir. Yani aciz, bakıma muhtaç olarak annesinden doğduğunda kuvvetlenir, güçlenir. Sonra tekrar ihtiyarlık döneminde yine aciz, bakıma muhtaç duruma düşer. Bu da bir dairesel döngü olmuş oluyor bakın. Baş sona bitişmiş oluyor. İbn Arabi Hazretleri birçok meseleyi bu şekilde ifade eder. Baş sona bitişmiş oluyor. İnsanın yolculuğu da, seyr-i sülük dediğimiz yolculuk da aslında bu bağlamda bir dairesel dönüştür. Çünkü ruhuna verilen, Allah-u Teala'nın üfürmüş olduğu ruhundaki o hakikati, o ilahi sırrı, hakikati, insan beşer olması itibariyle beşeriyetten kaynaklanan, unsuru yaratılıştan kaynaklanan kirlenmişlikten tekrar arınarak, seyr-i sülük ederek tekrar o ruhunun hakikatini elde etmeye, nefsini terbiye ederek nefsi emmareden nefsi safiyeye çıkmaya çalışır. İşte bu da bir dairesel dönüştür. Bunları ifade etmiş oluyor. Evet, böylece hak zatıyla işleri ve varlıkları idare eder. Hibelerinden kendilerine uygun olanları onlara verir. Çünkü bütün hazineler onun katında ve ellerindedir. İhata etmek ve devir olmasaydı bu durum gerçekleşmez. Sakin olan her şey onun olmazdı. Binaenaleyh ihata edilenin herhangi bir nüfuzu yoktur. Bunu fark etmelisin. Yani ihata edilenin, varlığın herhangi bir nüfuzu yoktur diyor. Onu ihata eden yönetmektedir. Dönmenin kürede olduğunu söyleyen kişi küreden sonra dönmekten çekinmiştir. Dönmekten ancak feleklerin hareketi hakkında bilgisi olmayan kimse söz eder. Böyle biri işin ardında bir imam olduğunu da bilmez. Gerisin geri hareketi ileri sürmek çelişkili bir görüştür diyor. Özet babında böyle ifade etmiş 12. bölümü. Burada ne yapmış? Fütuhat'ın 1. bölümünde, 1. cildinde 12. bölüm başlığını şöyle atmış. Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin feleğinin devrinin bilinmesi. Söz konusu devir, efendilik devridir. Zaman Allah'ın kendisini var ettiği gündeki haline dönmüştür. Konu başlığı böyle atmış. Ve burada evet, Adem su ile çamur arasında iken ben nebiydim hadis-i şerifine tekrar yer veriyor. Yani ilk başlangıç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunun yaratılışı. Hakikati Muhammediye'nin yaratılışıyla başlamıştır varlık aleminde. Varlık diye nitelenen ilk yaratılan, sebepsiz yaratılan Resulullah Efendimizin nurudur. Ondan sonra her şey sebepli olarak ondan yaratılmıştır. O, yani Resulullah Efendimizin nuru, hakikati Muhammediye, başka diğer yaratılan her şeyin yaratılışına sebep teşkil etmiştir. Ve Resulullah Efendimizin zamanın, Allah-u Teala yarattığı zamanın döngüsünü de Resulullah Efendimizin dünya hayatında teşrifini
terazi burcunda dünyaya teşrif ettiğini ifade ediyor. Yani o burçların da bir döngüsünden dem vuruyor Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz terazi burcunda, burcunun tesirinde o, bütün alemde burç olarak tesir söz konusu olan burç, terazi burcu olduğunda o dönemde dünyaya teşrif etmiştir. Neden terazi burcunda teşrif etmiştir? Burada da terazide, terazi mizan, yani alemdeki adalet ve itidali ifade eder ve Resulullah Efendimiz de adalet ve itidalin sahibidir. Bu bağlamda ifadelerde bulunuyor. Yani Resulullah Efendimiz her konuda itidal üzereydi. Her konuda. Gerek manevi meselelerde Allah'ı bilmek anlamında, hani teşbih ve tenzih konuları bağlamında da meseleye baktığımızda Resulullah Efendimiz bu konuda da tenzih ve teşbihi hep terazinin dengesinde denk tutmuştur. İtidal üzere ifade etmiştir, anlatmıştır ümmetine. Bunun içinde ümmetinde bu dengeyi koruyanlar şaşmamıştır. Ama bundan önceki ümmetlerde kimi peygamberler, tabii o da Allah'ın takdiri, kimi peygamberler tenzih ağırlıklı ümmetine hakikatleri ifade etmişler. Bundan dolayı da tenzihte aşırıya giderek sapıtan ümmetler olmuştur ki Yahudiler. Bazı peygamberlerde teşbih ağırlıklı ifadelerde bulunmuştur ümmetine. Ümmetinden de bunda aşırıya giderek sapıtanlar olmuştur ki bunlar da Hristiyanlardır. Bu bağlamda evet, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu tam dengede, terazi, mizan burcunun etkisinin olduğu dönemde de dünyaya teşrif etmesiyle birlikte bunu da itidal üzere tutmuştur. Bunu da ifade ediyor. Biz zaten diyor ya Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifinde, biz vasat ümmetiz. Yani işte ortada, dengede, terazide olduğunu da ifade etmek için söylenmiş bir kelime. Bunları anlatıyor. Diğer peygamberlerin, ümmetlerinin kendisine gelen, o peygamberlere gelen kitapları tahrif ettiklerini, ayetlerini, harflerini değiştirdiklerini ifade edip, en son Resulullah Efendimiz'e gelen Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın koruması altında olmasıyla birlikte hiçbir harfinin değişikliğe uğramayacağını zikrediyor. Hazreti Peygamber'e tahsis edilen şey kendisiyle gönderildiği kılıç ve halifeliktir diyor. Yine ona Allah katından meleklerden bir ordu Bedir Savaşı zamanında yardıma gönderilmiştir. Müslümanların yanında yer almışlardır. Resulullah Efendimizin şeriatının gelişiyle birlikte diğer şeriatların hükmünün kalktığını, ondan sonra kıyamete kadar Resulullah Efendimizin getirdiği şeriatın hükmünün geçerli olduğunu, dolayısıyla buna uyulması gerektiğini ifade ediyor. Yine zaman içerisinde bunların cereyan ettiğini de ifade ediyor. Allah'ın yaratışta zamanı yaratmasıyla zaman devrinin, dönüşün tekrar mizana ulaşmış olmasıyla böylece Hazreti Peygamber zuhur etmiştir diyor. Yani demek ki o yaratılışta, bütün kainatın yaratılışında bir terazi burcunun tesirinin olduğu dönem dönmüş, dairesel olarak tekrar terazi burcunun dönemi geldiğinde de Resulullah Efendimiz dünyaya teşrif etmiştir diyor. Ve yaratılmış olan her şeyin Allah'ın övgüsünü tesbih ettiğini de ifade ediyor. Burada da bu konuları böylece işlemiş. Evet, bunlardan birisi de 13. bölümden Ferşin sırrı ve arş taşıyıcılarının sırrıdır. Bir dörtlüğü var gene. Ben ferşte varım, ferş ise arşta var. İmam olunca ben, bütün var olanlar benim döşeğim. Arş, yukarısı, ferş, zemin, döşek anlamında aşağısı. Evet, şimdi izahat yapmış burada. Ruhlar ve suretler divanlara, mertebelere ve makamlara uzanmışlardır. Bunların yolları ve ara yolları vardır. Ruhlar ve suretler melekler ile insanların arasında bulunur. Bu itibarla insan anlamındaki beşer,
yaratılışına iki elin temas etmesi nedeniyle böyle isimlendirilmiştir. İki elimle yarattığım buyuruyor ya Allah-u Teala. İki eliyle insanı, iki eliyle yarattığını anlıyoruz burada. Buna mukabil melekler ise göz ile göz arasında gidip gelmeleri nedeniyle böyle isimlendirilmişlerdir. Başka bir ifadeyle melekler mekansızlıktan mekana, mekandan mekansızlığa, mekandan başka bir mekana, mekansızlıktan mekansızlığa gidip gelirler. Böylece melekler den ile e, mekandan mekana, den ile e arasında bulunur. Yüce ve ulvi melekler topluluğu ortaya çıkmıştır. Arş taşıyan, taşınan, emir ise ayrılan, ayrılan, alem ise derece derece olmuştur. Evet, arş taşıyan, taşınan, emir ayıran, ayrılan, alem ise derece derece olmuştur. Ferş ise konulmuş yatak iken yasaklanmamış mübah olandır. Şeriat kendisini sınırlasa bile tabiat onda hüküm sahibidir. Kendi hakikati olmasaydı sınırlamanın alemde hükmü ortaya çıkmazdı. Sınırlar kaybolsaydı sınırlama da kaybolurdu. Halbuki onların yok olması imkansızdır. Çünkü onların bekası kemallerinin ta kendisi demektir. Bu sayede derecelenme mümkün olmuş ve ortaya çıkmıştır. Arş üzerinde istiva edenin ferşi yani döşeğidir. Emir ondan çıkar ve tekrar ona döner. Fakat geriye doğru dönüş değildir bu. Hani böyle gittin, buradan geriye döndün. Böyle değil. Bilakis emir gittiği şekilde gider. Bu itibarla bir bitiş yeri ve gaye yoktur ki geriye dönsün. İhatasının bir nihayeti yoktur ki parçalanma olsun. Allah'ın ardında bir gaye ve hedef yoktur. Allah gören ve kör için el evveldir. Herkes başlangıcı söylerken sonu ispatta farklılaşırlar. Bir kısmı bir görüşü, bir kısmı başka bir görüşü söyler ki bütün bunlar aktarılmıştır. Evet, şimdi burada 13. bölümde bahsettiği, özetlediği konu Fütühat'ın 1. cildinde 13. bölüme bakıyoruz. Konu başlığı arşı taşıyanların bilinmesi. Evet, burada arşı anlatıyor. Arş Arapçada mülk, idare, yönetim anlamında kullanılır diyor. Yönetiminde çöküş başladığında hükümdarın arşı çöktü denilir. Hükümdar için. Bazen arş taht anlamında da kullanılır. Arş mülk anlamına da gelir. Onun taşıyıcıları mülkü ayakta tutanlar. Buna karşın taht anlamına geldiğinde ise onun taşıyıcıları tahtın dayandığı direkler ya da onu omuzlarında taşıyanlar manasına gelir. Tabi arşı taşıyanların sayısı vardır. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların dünyadaki hükümleri 4, kıyamette ise 8 diyor. Yani bu itibarla Rabbinin arşını o gün 8 kişi taşır ayetini okumuş. Ardından onlar bu dünyada 4 kişidir demiştir. Demek ki kıyamet günü arşın taşıyıcıları 8 kişi olacak. Şu an 4 kişi tarafından taşınmakta. 4 melek tarafından. Yolumuzun bilgi, hal ve keşif bakımından en büyüklerinden birisi İbn-i Meserre el-Cebeli de Cebeli'den bize şöyle aktarılmıştır. Taşınan arş mülktür. Allah'ın mülkü. Mülk, beden, ruh, gıda ve mertebe ile sınırlıdır demiştir diyor. Adem aleyhisselam ve İsrafil meleklerden İsrafil aleyhisselam suretlere, Cebrail aleyhisselam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhlara, Mikail ve İbrahim aleyhisselam rızıklara, Malik ve Rıdvan, biliyorsunuz Malik cennetin bekçisi, cehennemin bekçisi, Rıdvan cennetin bekçisi olan melek, Malik ve Rıdvan ödül ve cezaya tahsis edilmiştir. Bu bölüm 4 meseleye dayanır diyor, arş meselesi. 1. mesele suret, 2. mesele ruh, 3.sü gıda, 4. mesele ise mertebedir. Bu meselelerden her birisi 2 kısma ayrılır. Her bir mesele de 2 kısma ayrıldığı için böylece 8 olur. 4 çarpı 2, 8. Onun için
8 tane arşın taşıyıcısı vardır kıyamette. Başka bir ifadeyle 8 zuhur ettiğinde mülk var olup ortaya çıkar ve hükümdar ona yerleşir demiş. Ve burada açmış uzunca birinci meseleyi, ikinci meseleyi, üçüncü meseleyi ve dördüncü meseleyi konuda izah etmiş. Evet, burada kürsü. Allah bu yüce kürsüde kelimeyi haber ve hükme ayırdı. Evet, arşta Rahman arşa istiva etti buyuruluyor ayet-i kerimede. Rahman arşa istiva etti. Sonra iki ayağını sarkıttı. Nereye? Kürsüye. Dolayısıyla kürsüden kasıt ne? Burada kelime ikiye, haber ve hükme ayrılmış oluyor. Haber ve hüküm arştan kürsüye sarkan Hakk'a ait iki ayaktır ki bir hadiste bildirilmiştir. Allah kürsünün içinde felekleri birbiri içinde felekler olarak yaratmıştır. Sonra felekleri gezegenlerle süslemiştir. Ondan sonra onun nurdan oluşmuş suretleri ve unsurdan oluşmuş suretleri vesaire halk etmiştir diyor. Detaylıca izah ediyor. Bu suretleri ruhlar için gıdalar yapmıştır. Bu da üçüncü meseledir diyor. Üçüncü meselede gıda demişti ya. Evet, suretler ruhlar için gıdalar yapılmıştır. Ve Allah iki de mertebe, menzil yaratmıştır. Mutluluk ve bedbahtlık menzili. Dördüncü şey oluyor bu da işte. Arşın dördüncü meselesi. Bu mertebeler demişti. Mertebede iki mertebe var. Biri mutluluk, biri bedbahtlık mertebesi. Dolayısıyla mutlular cennet ehli, bedbahtlar da cehennem ehli olmuş oluyorlar. Taht anlamındaki arşa gelince bu bakış açısıyla bakıldığında Allah'ın bu arşı omuzlarında taşıyan bir takım melekleri vardır. Onlar bugün dört meleklerdir, melektir. Yarın kıyamet günü ise sekiz olacaktır. Bunun sebebi taşımanın mahşere doğru olmasıdır. Mahşere doğru götürülüyor. Dört taşıyıcının suretleri hakkında İbn-i Meserre'den görüşüne benzeyen bir ifade aktarılmıştır. Şöyle denilir. Bu meleklerin ilki insan suretinde. İkincisi aslan suretinde arşı taşıyan melekler. Üçüncüsü kartal suretinde. Dördüncüsü boğa suretindedir. Boğa Samiri'nin, Musa Aleyhisselam'ın kavmindeki Samiri var ya. Boğa Samiri'nin görüp de Hazreti Musa'nın ilahı sandığı şeydir. Evet, Samiri o boğa suretindeki meleği görmüş. O zaman da demiş ki he, demek ki Musa'nın ilahı Rabbi o. Onun için altınları eritti. Bir boğa, altından bir boğa, buzağı heykeli yaptı. İşte sizin ilahınız dedi. Hazreti Musa Tur Dağı'na gittiğinde Rabbi ile görüşmeye. Döndüğünde bir baktı ki kavmi, ümmeti bu sefer şeye tapınıyor. Boğaya. Orada da Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Cebrail Aleyhisselam'ın bastığı yerden, atının bastığı yerden bir rivayette bir avuç toprak aldı. Cebrail hayat kaynağı. Orada yapmış olduğu altından heykelin, boğa heykelinin içine attı. Ondan sonra boğa heykeli, yapılan bu heykel böğürmeye başladı. Boğa böğürmesi gibi. İnsanlar da bunu duyunca gelip onu ilah edindiler. İşte Samiri'nin yanıldığı nokta o gördüğü arşı taşıyan meleklerden birini görmüş. Boğa suretinde olan meleği gördüğü için de Musa'nın demek ki ilahı bu demiş. Bu düşünceyle de o boğa heykelini yapmış olduğunu da anlamış oluyoruz. Bu nedenle kavmi için bir buzağı yapmış ve şöyle demiştir. İşte bu sizin ve Hazreti Musa'nın ilahıdır. Ayetin diliyle. Hikaye meşhurdur diyor. Evet, arş meselesinde de izahatlar bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Bunlardan birisi de 14. bölümden iki nebilik sırrı ve onlara ait hususlardır. Teşrii peygamberlik sona erince yüce haberler devam eder durur. Bir mısra. İkinci tür nebilik herkesi kuşatır. Ve o velilerin nebilerden tevarüs ettikleri mirastır. İlhamlar, nefesler ve üflemeler onlara ait bilgi kaynaklarıdır. Evet, bu tür nebilik, ilham, yani kalbe gelen ilahi ilhamlar, nefesler, üflemeler bu tür bilgi kaynaklarıdır. Bu itibarla içtihat sonradan meydana gelen bir şeriattır ve onunla haris,
Haris diye isimlendirildi. İçtihat, Allah'ın seçtiği bir imama mahsus izinli şeriat demektir. İçtihat. Müçtehit içtihat ettiği zaman diyoruz ya, şeriat müçtehidin içtihadını onaylamıştır. Müçtehit konumuna gelen bir din alimi bir hususta içtihat edebilir. Ettiği içtihatı da şeriat dinimiz onaylamıştır. O içtihatında verdiği hükümde Allah-u Teala'nın o hususta, o konudaki muradına, kastına uygun düşerse içtihadı iki sevap alır. Allah-u Teala'nın o konudaki muradına uygun düşmezse yaptığı içtihat yine de bir sevap alır. Dolayısıyla diğer avam, halk, bizler bir müçtehidin içtihadını yapmakla doğru yol üzere, istikamet üzere olmuş oluruz. Çünkü şeriat müçtehidin içtihadını onaylamaktadır. Miras geride kaldığı sürece gönderme ve nebilik sürer. Bu miras mal infak ederek eksilmez. Aksine sürekli artar. Misal olarak ardından sabahın gelmediği bir lamba ve aydınlığı verebiliriz. Güneş sureti bakımından her ikisinde ortaya çıkar. Bu itibarla güneş ay bakımından ışık iken zatı bakımından da aydınlık ve ışıktır. Her iki hali sayesinde sabah ve akşam ortaya çıkar. Güneş kendisini kendisiyle gizler. Kamer, yani ay ise gündüze ulaştığında sırrın ve açıklığın sebebi olur. Yaratılmış birinin geceleyin gönderilmesi, gönderilenin gecesine işaret eder. O halde varislik, nebiliği aya ait bir nebilik iken, peygamber ve Resulün nebiliği güneşe aittir. Nasıl ki peygamber ve Resulün nebiliği güneş gibi ise, varis olan yani velinin bu manada nebilikten aldığı payı, ilham dedi ya, nefesler ve üfürmeler, o da ay hükmünde olur dedi. Evet, 14. bölümde Fütuhat'ın 1. cildinde ne demiş ona bakalım. Konu başlığını şöyle almış. Peygamberlerin sırlarının bilinmesi, kastedilenler velilerin peygamberleri ve Adem Aleyhisselam'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yetkinleştiren kutuplardır. Kutup Allah'ın yarattığı günden beri tektir, ölmemiştir. Onun meskeni neresidir diye konu başlığı atarak bu bölümü anlatmış. Burada diyor ki Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri, Nebi, meleğin yalnız başına Allah'a ibadet edeceği bir şeriat içeren bir vahyi Allah katından kendisine getirdiği kimsedir. Yani vahiy meleğiyle gelen, Cebrail Aleyhisselam ile gelen vahyi, şeriatı sadece o nebi, o kişiyi bağladığında buna nebi deniliyor. Nebi. Nebi söz konusu şeriat ile birlikte başkasına da gönderilmiş ise o zaman da Resul'dür. Evet, kendisine gelen şeriatı diğer başkalarına da anlatması, ifade edilmesi üzere gönderilmiş ise ona da Resul denilmiş oluyor. Nebi ve Resul ayrımını bu şekilde yapmış Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Melek peygambere iki şekilde gelir. Ya vahyi kalbine indirir ki bu inişte halleri farklı farklıdır, ya da dışarıdan bir beden suretinde gelir. Evet, vahyin kalbe inişi şeklinde gelişi de var diyor peygambere Cebrail Aleyhisselam'ın. Veya dışarıdan bir surete bürünmüş vaziyette gelir, Allah'ın vahyini bildirir. Bu şekilde surete bürünerek gelirse kulağına aktarır. Peygamber de onu dinler ya da gözüne gösterir. Peygamber de onu görür. Görmeden ise duymadan meydana gelen şeyin aynısı meydana gelir. Evet, sadece görmekle görülen şeyde de duymadan meydana gelen şeyin de aynısı meydana gelir diyor. Diğer algı güçleri için aynı durum söz konusudur. Evet, bu nebilik Hazreti Peygamber ile kapanmış bir kapıdır. Bir insanın Muhammedi şeriatı geçersiz kılacak bir şeriatla Allah'a ibadet etmesine yol ve imkan yoktur. Hazreti İsa tekrar indiğinde, bizim inancımıza göre biliyorsunuz ölmedi, henüz ölümü tatmadı, ikinci göğe kaldırıldı. Tekrar inecek, Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan sonra inecek, Mehdi Aleyhisselam'a da yardım edecek. O zaman Hazreti İsa tekrar indiğinde nebilik vasfı ile inmeyecek, veli olarak inecek.
Hazreti İsa indiğinde ancak Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatına göre hüküm verir ve Hazreti İsa velilerin sonuncusu olarak Hatemül Evliya olarak inmiş olur. Hazreti İsa kıyamette iki kez diriltilecek diyor. Bir, peygamberlerle Resul olarak ve bir de bizimle beraber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı bir veli olarak. Çünkü onun ümmetinden de olmuş olduğu için gelişiyle birlikte. Allah onu ve İlyas'ı, İlyas aleyhisselamı da zikrediyor burada, bu makamla diğer nebilerden üstün kılmıştır. Bu ümmetin velileri Allah'ı bilme cihetinden, ilim cihetinden üstündür. Burada bazı velilerin şu özelliklerinden de bahsediyor. Mesela bazı hadisi şerifler vardır ki diyor, kitap ehli, zahir alimleri tarafından zayıf görülebilir, uydurma olarak görülebilir. Allah'ın bu veli kulları, derecesi üstün olan böyle veli kulları vardır ki bu hadisleri bizzati Resulullah Efendimiz'den tasdikini alırlar diyor. Resulullah Efendimiz'e kitapta her ne kadar, hatta bu konuyu başka yerde de işlemiştik, kitapta her ne kadar sahih diye geçen hadis-i şerif olsa da Resulullah Efendimiz'in sözü değil ise, bunu Resulullah Efendimiz'e sorduklarında bu veliler, o benim sözüm değil dediği zaman onunla amel etmez diyor bu veliler. Yine zahir uleması tarafından kitaplarda uydurma, zayıf hadis diye geçen nice hadisler de vardır ki diyor, bu veli zatlar Resulullah Efendimizin ruhaniyetiyle görüşmekle bizatihi kendisine sormuş, bu söz size mi ait ya Resulullah diye sormuş. Resulullah Efendimiz de evet bu söz bana ait dediğinde bununla amel etmişlerdir der. Nitekim Ehlullah'ın birçok tasavvuf ehli, Ehlullah'ın kitaplarında bir kutsi hadis vardır bilirsiniz. Zahir uleması bunu hadis kitaplarında sahih hadis kabul etmez. Hani ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi murad ettim, Adem'i yarattım diye bu şekilde ifade edilen hadis-i şerifi Ehlullah'ın hepsi muteber olarak görürler, alırlar, eserlerinde işlemişlerdir kitaplarında. Ama zahir hadis kaynaklarına bakıldığında zayıf hadis olarak geçer. Bu mevzuyu da böylelikle belirtmiş oluyor. Ve kutup olma bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek kutuptur. Hakikati Muhammediye ilk yaratılan Nur-u Muhammediye, Hakikati Muhammediye olması cihetiyle asıl olan Allah-u Teala'dan asıl o nurun yansıdığı varlık Resulullah Efendimiz'dir. Ve bu bağlamda tek kutuptur. Resulullah Efendimiz'den önce yaşamış olan peygamberler, kutuplar yine Resulullah Efendimiz'in yansımasıdır. Bakın, Resulullah Efendimiz'den önce gelen peygamberler de yine Resulullah Efendimiz'in varisi, naibi konumunda olan peygamberlerdir. Hepsi veliler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra kıyamete kadar gelecek olan kutuplar da yine Resulullah Efendimiz'in aynadaki yansıması hükmündedir. Bu bağlamda kutup dediğimiz gibi tek kutuptur diyor İbn Arabi Hazretleri. Bunlar ledünni ilimler diyor. Bunları ifade ediyor. Ehline verilmiş bir takım bilgilerdir. Evet, bu ümmetin bilginleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir buyurmuştur Resulullah Efendimiz. Resulullah Efendimiz'den önce gelen kutupların isimlerini zikretmiş Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri zannediyorum. Burada 27-28 tane kutup ismi zikrediyor isimleriyle. Resulullah Efendimiz'den önce Hazreti Adem'den bu yana gelmiş kutupların isimlerini zikrediyor. 15. bölüm. Evet, bunlardan birisi de 15. bölümden lambanın nefeslerle söndürülmesi bahsedir. Kabul eden edilgenlik mizacına sahip olunca, kabul eden mahal, edilgenlik yani kabul etmeye müsait. Edilgenlik mizacına sahip olunca nefes
söndürme ve tutuşturma özelliğinde oluşmuştur. Olmuştur. Söndürürse öldürür. Tutuşturursa hayat verir ve ihya eder. Binaenaleyh, güldüren ve ağlatan odur. Ve bu nedenle fiil ve tesir ona izafe edilirken, vasıfları incelemede insafın bulunmayışı sebebiyle kabul edene itimat edilmez. Yine de ortaklığın yardım edicilik özelliğindeki asıllarda olduğunu anladık. Kendisinden yardım talep edilmez. Bilinmeyen, bilinen iken zevk sahibi de kendisine dayanır. Yaratılmışta ve kadimde hükmü vardır. Bu hüküm isteyene icabet ederken ortaya çıkar ve kabul eden derken kastettiğimiz budur. Rahman'ın nefesi olmasaydı varlıklar ortaya çıkmazken, varlıkların kabiliyeti olmasaydı var olmayla nitelenmez, hiçbir şey var olmazdı. Evet, tabii Rahman'ın nefesi olmasaydı varlıklar ortaya çıkamazdı. O nefesinden bu varlıkları var etti, varlık alemine getirmiş oldu. Rahman'ın nefesi olmasaydı varlıklar ortaya çıkmazken, varlıkların kabiliyeti olmasaydı, yani var olma kabiliyeti olmasaydı, var olmayla nitelenmezdi. Hiçbir şey var olmazdı. Tabi kün, ol emri ile, ne diyor İbn Arabi Hazretleri? Bir, emri veren, bir, ol emri ve üçüncüsü de ol emrini işiten ve olan şey. Bu üçlemenin olması gerekiyor. Emri veren, emir ve emri işiten. İşte bu şekilde emri işiten de, emri işiten mahal de var, o işi emri işiterek o emre uyup zuhur etmesi lazım. Varlık sahasına çıkması lazım. Bu istidat, bu kabiliyeti de Allah-u Teala buna vermiş. Eğer o kabiliyet olmasaydı diyor, o zaman emri işitip ol hükmüyle varlık sahasına çıkamazdı. Sabah yeli estiğinde kararmış geceyi ortadan kaldırır. Gece olmasaydı gündüz olmazdı. Işık olmasaydı gece kaçmazdı. Karanlıklar hakikatleri bakımından değil, varoluşları itibarıyla kaçar ve kaybolur. Karanlığın hakikati değil, varoluşları itibarıyla kaçar ve kaybolur. Çünkü hakikat ortadan kalkmazken, açalım parantez, hakikat değişmez ve başkalaşmaz. Halleri başkalaşır. Ne diyordu düsturumuz? Hakikat değişmez ve başkalaşmaz. Hükümler farklılaşır. İşte o girdiği hallere göre ona hükümler, farklı farklı hükümler verilir. İşte farklı farklı isim almasının sebebi de budur. Gölgelerin akşam ve sabah secde etmeleri bir şükür secdesi olduğu kadar aynı zamanda ilahi tuzaktan korunma amacı taşır. Evet, bu gölgeler üzerinden İbn Arabi Hazretleri hem ayetle de, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle de bir hakikati ifade ediyor. Güneşin doğuşunda varlığın gölgesi uzundur. Güneş tepe noktasına geldiğinde gölge kendi altında kaybolmuş olur. Gölge kalkar. İşte buradan da ibret almak için gölgelerin akşam ve sabah secde etmeleri. Yine ayette, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi sabah ve akşam aslında insanın gölgesi Allah'a secde etmekte. Buna dikkat çekiyor İbn Arabi Hazretleri. Bak diyor, ey gafil, ey cahil, ey secde etmeyen, senin gölgen dahi Allah'a secde ediyor. Sabah ve akşam. Gölgenin uzamasıyla. Diyor ya Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, biz gölgeleri uzatırız. İşte burada gölge sabah ve akşam secde ettiğinde kulluğunu hatırlamadır. Bir şükür secdesi olduğu kadar aynı zamanda ilahi tuzaktan korunma amacı taşır. Eğer gölge olmasa, hep tepe noktasında olmuş olsa güneş, gölge olmadığı için insan da o zaman, işte teşbih yapıyor burada, insan da o zaman hep Rablik iddiasında bulunur. Çünkü ilahi vasıflarla donandığı için, öyle ya, Allah-u Teala iki elimle yarattığım buyuruyor. Halifelik özelliği de verdi, bir sır verdi. İlahi vasıflarla insan donatıldığı için hakikati itibariyle o vasıfların kendinde izafeten bulunduğunu anlaması gerekir. Emaneten. İşte bunu anladığı zaman Rabbine şükredenlerden olur, secde edenlerden olur. Eğer bu vasıfların bizatihi kendine ait olduğunu iddia ederse Firavun gibi, o zaman Rablik iddiasında bulunur. İşte bu gölgenin uzatılması ve kısaltılması şükür secdesi olduğu gibi de diyor ilahi tuzaktan da koruma amacı taşır diyor işte. O gölgeler uzayarak kulluğunu hatırlatmış olur.
o tuzaktan da korumuş olur. Dedi, bu izahatı yaptı. Gelelim şimdi Fütuhat'ın ilgili bölümünde. 15. bölümde ne demiş? Konu başlığı olarak nefeslerin muhakkiki olan kutupların ve bu kutupların sırlarının bilinmesi. Yine kutup konusunu işliyor. Nefesleri işliyor. Hazreti Peygamber, Rahman'ın nefesi bana Yemen yönünden gelmektedir demiştir. Nefesin anlamını açıklayan bir misal olarak Allah müşrik kafirlerin peygamberine verdiği sıkıntıları ensar vasıtasıyla temfis etmiş, yani gidermiş ve ortadan kaldırmıştır. Nefesler Hakk'a yakınlık esintileridir diyor. Ariflerin bu manada koklama duyuları gelişmiştir ve nefesleri alır, koklar. Tabii ariflerden bir kısım vardır ki bu bağlamda gelen nefesleri, yani gerek Rahman'ın cihetinden gelen nefesleri de alır. Gerekse etrafında bulunan kişilerin kokusundan da onların meylini anlar, yaptığı ameli anlar. Çünkü her amelin de bir kokusu vardır. Her insanın da ayrı bir kokusu vardır. Koku konusu çok geniş bir koku. Her kokunun da frekansı vardır. Dolayısıyla ariflerden bazıları bu koku ile kişilerin Allah'a yakınlıklarını veya Allah'tan uzaklıklarını anlarlar. Ve burada kutbun özelliğini müdavil gulüm, hastalıkları iyi eden kutbun özelliklerini anlatıyor uzunca bir şekilde. Hastalıklara hangi ilaçların iyi geldiğini, manevi hastalık cihetinden de alıyor tabii ele konuyu, bilir ve ona göre o kişileri tedavi eder. Tabiatı, unsuru, sıcaklık, soğukluk, kuruluk, yaşlık bu gibi durumları bilerek, mizaçlar üzerindeki etkilerini bilerek ona göre muamelede bulunur. Tedavi etmek için ne yapılması gerekiyorsa buna göre hareket eder diyor. İşte fazlayı, vücutta bulunan fazlalığı eksiltmek, eksik olanı fazlalaştırarak bu şekilde dengeyi kurar ki tıp ilminin de ilgi alanı, dayandığı nokta burasıdır diyor tabiplerin. Tabipler de bu şekilde insan vücudundaki fazlalığı tespit ederek onu dengeye getirmek için azaltacak şekilde tedavi yapar veya az olan bir şeyi yine itidale, dengeye ortaya getirmek için de arttırmak için tedavi yöntemleri uygular. Zaten Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri biliyorsunuz Allah'ı bilmede, marifet elde etmede 7 tane ilim saymış idi. Bu 7 ilimden bir tanesi de hastalıkları ve tedavi yöntemlerini bilmek. Bunu da zikretmişti. Dolayısıyla bu kutupta bu bilgilere sahip olan bir kutup olduğunu beyan ediyor. Bazı hikayelerle uzun uzun anlatıyor. İbn-i Rüşd ile bu konunun içerisine almış bunu da. İbn-i Rüşd ile görüşmesini. Evet ve hayır meşhur. Evet ve hayır dediği mevzuyu zikrediyor burada. O konuyu da buraya almış. Felekler ilmine sahiptir diyor. Bu hastalıkları iyileştiren bu kutup felekler ilmini de bilir. Ki dedik ya astroloji. Burçları bilmek, burçlardan gelen yansımaların alemde gerek insanlar üzerinde gerek diğer mahlukat üzerinde nasıl bir açılım yaptığını, nasıl bir tesir yaptığını bilmek, bu da bir ilimdir. Bu ilimlere vakıf olduğunu ifade ediyor. Ebdal'ın mertebelerini anlatmış. Yedi bölgeyi koruyan yediler. Yani halk arasında yediler diye bilinir ya, kırklar, yediler, üçler, dörtler. Bunlar hep Ehlullah'ın en seçkinlerinin makamları, mertebeleri oluyor. Yedi bedel. Bunlar yediler denilen yedi peygamberin kademi üzere ya da kalpleri üzere onlardan gelen tesirleri alan kişiler, kutuplar oluyor. Kimmiş bunlar? Bu peygamberler Halil İbrahim aleyhisselam, Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti İdris, Hazreti Yusuf,
Hazreti İsa ve Hazreti Adem. Evet. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Bunlar bu yediler denilen kişilerin bu peygamberlerden gelen yansımaları aldığını ifade ediyor. Ve tabi bunun günlerle de alakası var. 7 gün. Dolayısıyla her bir gün ile de bir peygamberi ve bir kutbu ilişkilendiriyor. Pazar günü İdris aleyhisselam. Ve yıldızlardan da güneş. Pazartesi Adem aleyhisselam. Ay. Salı günü Harun aleyhisselam. Yani bir de bu günlerde gelen ilimler de bu peygamberlerden yansıyor. Bunları da belirtiyor yani. Mesela salı günü Allah'ı bilmeye dair size bir ilim geldi, ilham geldi. Kimin marifetiyle? Salı günü gelen Harun aleyhisselam. Onun ruhaniyetinden gelir diyor. Merih gezegeninin tesirindedir. Evet, çarşamba günü İsa aleyhisselam. Evet, nur günüdür diyor. Perşembe günü Musa aleyhisselam, müşteri yıldızı, onun tesiri. Bunların günleri de verdi. Hepsini saydık mı? Saydık. Eksik mi kaldı? Ha, cumartesi. Ha, perşembeyi söyledik, pardon. Perşembe. Cuma günü Yusuf aleyhisselam, Zühre yıldızı. Cumartesi günü Halil İbrahim aleyhisselam. Bu da Keyvan gezegeni. Evet, bitti. Böyle. Şeyi, çarşamba İsa aleyhisselamın gezegeni. Onu burada şeyde eksik bırakmış. Ona bakmıştık daha önce ama okurken ifade etmiştik. Gene bakılabilir. Evet, ona bakmamız lazım. Orası atlanmış. Yazılmamış yani. Gördüğüm kadarıyla burada yazmıyor. Ha, pardon, katip. Evet, katip. Gezegeni katip. Evet, yazmış, doğru. Katip. Evet, bunları da bu şekilde işledi. 7 bedelin makamları ve alışkanlıkları, düsturları, bunları da uzun uzun izah ediyor. Evet. Son bölüme geçiyoruz. Bunlardan birisi de 16. bölümden evtad, direkler ve ebdalin, yani bedellerin sırrı ile onların dağlara benzetilmesinin sırrıdır. Yine kutupları işliyor bakın, direkler ve bedeller. Ebdalin ruhları 7 feleğin ışıklarından meydana gelen meleklerin varlıklarıdır. Ve burçlar feleği onları ayrıştırmıştır. Onlar makamlarda yükselmekle menzillere inerken inişle nitelenirler. Yani melekler dedi ya, melekler kendi makamlarına çıkarken kanat çırpmazlar. Nasıl ki yukarıda taşı bıraktığımızda aşağıya düşer ya, onlar da adeta yeryüzüne herhangi bir iş için geldiği zaman, kendi makamlarına çıkmak için kendilerini boşa bıraktıkları zaman direkt makama yükseliyorlar. Onlar aşağıya inişte kanat çırpıyorlar, melekler. Onun için diyor burada. Onlar makamlarda yükselmekle menzillere inerken inişle nitelenirler. Menzillere inmekte inişle. Bu nedenle varlık, mutluluk ve kara bahtlılık şeklinde onların üzerinde taksim edilirken azletme, görevlendirme, yoksulluk ve yeterlilik onlara mahsustur. Evtad yoksul ve muhtaçtır. Aynı zamanda onlar imkan ve güç sahibidir. Evtadın özelliklerini anlatıyor. Derinlik ve yücelik onlara mahsus olduğu kadar bu izzet, ulaşılmazlık ve engelleme gücüyle birlikte başkalaşmaları ve dönüşmeleri kaçınılmazdır. Böylece ebdalin kendilerine benzetildiği dağlar parçalandığı için yeryüzüne ve zemine katılırlar. Feleklerin hareketleri kendilerinde tesir icra eder. Rical, adamlar, yani Allah adamlarının bilgilerinin en sırlısı failinin isimlendirilmediği bilgidir. Failinin isimlendirilmediği bilgi, o Allah adamlarının bilgilerinin en sırlısı. Mesela, yeryüzü şiddetle sarsıldı, dağlar atıldı gibi ifadelerdir.
Bu ikisi vakanın yani kıyametin gerçekleşmesinin delilleridir. Söz konusu vaka gerçekleşeceği sözünün yalan olmadığı alçaltıcı ve yükseltici vakadır. Allah'ı bilen için meydana gelen ilk bilgi onun söylediği gerçekleşme ve var olmayla ilgili emri duymanın bilgisidir. Allah var olmamışa ol diyerek emir verir. Bu sayede ölçüler terazide ortaya çıkar ki terazi insandır. İnsan hakkın suretiyle ortaya çıkar ve doğruluk oturağında muktedir hükümdarın nezdinde misafir olur. Bu itibarla imam olmak bir alamet, halifelik ise konukluktur. İnsan ilahi isimlerin bilgisiyle gökyüzü ve yerin hükümdarlığını elde ederken Hz. Peygamber'e tahsis edilen Cevami-ül Kelim sayesinde hikmetlerin bilgisini elde etmiştir. Binaenaleyh, insan bileşik ve basitin hak ettiği şeyleri ihata eden ve onlara hükmedebilendir. Böylece genişlikte dolaşmış, vuslata erebilmiş, yaratmada vecdi almış, gözlerin şahitliği için sübut mertebesinden hareket etmiştir. Bu itibarla şahitler, hükümleri kendisinden meydana gelen ve eserleri ondan ve onunla ortaya çıkan ilahi isimlerdir. Öyleyse duymak ile varlık meydana gelmişken, müşahadede varlıkla gerçekleşmiştir. Ve şiirle konuyu tamamlamış oluyoruz. Av olmasaydı ceylan kaçmazdı. Uzaklık olmasaydı vuslat tat vermezdi. Şeriat olmasaydı kayıtlar ortaya çıkmaz. Bölünme olmasaydı hilal büyümezdi. Açlık olmasaydı beden erimezdi. Oruç olmasaydı vuslat olmazdı. Kevn olmasaydı gök parçalanmazdı. Göz olmasaydı dağ parçalanmazdı. Doğruluk yanlışı ishar etmeseydi hidayet veya delalet bilinmezdi. Her konuda nimet olmazdı. Celalin ve cemalin hükmü de olmazdı. Bir şahıs görürüm gözü keskin, itaat edilen emrin sahibidir. Ona en son ait olan şey bir göz. Yanında ne yay vardır ne de ok. Her işi bilen münezzehtir. Celal ona ait. İhatalı bilgi de. Bir kavmin gözleri bakınca ona, kemal onlara görünür. Bazen sadece uzak nefisleri görürler. Gayeleri vuslat olan nefisleri. Dedik. Evet, şimdi buradan 16. bölümde Fütuhat'ın 1. cildinde ne demiş? Ona da bakarak konumuzu tamamlıyoruz. 16. bölüm için konu başlığı olarak şöyle yazmış. Süfli menzillerin ve kevni ilimlerin bilinmesi. Allah'ı bu ilimlerden bilmenin ilkesi, evtadı yani direkleri ve ebdalı yani bedelleri bilmek, Allah'ın onların yönetimine verdiği ulvi ruhlar, feleklerin sıralanışı demiş. Burada evet bunların menzillerini ele alıyor. Şeytanın insana önünden, ardından, sağından, solundan gelmesi ve buna şeytanın direnişi işlenmiş. Keşif ilimleri, keşif ilimleri yoluyla, nur ilimleri yoluyla şeytanla mücadele anlatılmış. Hazreti Musa'nın asası, sihirbazın ipleri konusunu işliyor uzunca. Hazreti Musa'nın asası nasıl bir şekilde bir yılana döndüğü ve sihirbazların ejderhalarını yuttuğu, ortadan kaldırdığını izah ediyor. Süfli mertebeleri zikretmiş. Bu mertebede diyor, yani süfli mertebeleri bilmede oluş kesinlikle zatı bilmeyle ilgili değildir. Allah'ın alemde koyduğu bir takım hakikatleri bilmekle alakalı mevzular diyor. Sonra evtadın mertebeleri, evtad, direkler, bunlar 4 kişi. Daha önce 7 kişiyi okumuştuk. Değil mi? 7'leri okumuştuk. Şimdi bunlar direkler. 4 kişi. Yani o 7'nin de bir üstü diyelim. Evet, bir üst mertebe, bir üst makamda olan kutuplar bunlar. 4 kişiden oluşuyor. Onların birisi Adem'in kalbi üzeridir, diğeri İbrahim'in kalbi üzeridir, diğeri İsa'nın kalbi üzeridir, diğeri Muhammed Aleyhisselam'ın kalbi üzerinedir. Bu itibarla birisine İsrafil'in ruhaniyeti yardım eder, diğerine Mikail'in
ruhaniyeti, diğerine Cebrail'in ruhaniyeti, diğerine de Azrail'in ruhaniyeti yardım eder. Bu direkler her biri aynı zamanda Kabe esaslarından birisinin sahibidir. Kabe'de dört köşe ya. Adem'in kalbi üzere olan direk Şam bölgesindeki rüknün. Rüknü Şami. Kabe'nin bir köşesinin ismi. İbrahim'in kalbi üzerine olan direk Irak tarafındaki rüknün. Rüknü Iraki. Hazreti İsa'nın kalbi üzerine olan direk rüknü Yemeni. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kalbi üzerindeki direk ise Hacer-i Esved rüknünün sahibidir. Direkler pek çok ilme sahip olarak yaşarlar. Onlar için zorunlu ilim Allah hakkındaki bilgidir ve onun sayesinde evtat olurlar. Buna göre ilimleri artar. Ve bununla göre diyor bir direğin 15 ilmi mecbur zorunlu sahip olması gerektiği ilim varken diğer direğin 18 ilmi, birisinin 21 ilmi, birisinin ise 24 ilmi vardır. Evet, bu direklerinde özelliklerini, ilimlerinden detaylarını ifade ediyor, anlatıyor. Böylelikle bu bölümü tamamlamış olduk. Evet, amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabennar. Allahümme afirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minhum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani, esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah, esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah, esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti emma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.